kadınlar var. Onları yakalayınca onlara tecavüz ediyorsun. Sonra istersen öldürüyorsun, istersen öldürmüyorsun. Oyun özeti bu. Abi nasıl olabilir Bir ya bu? mekaniği falan da yok bu arada oyunun. Olmalı mı? Affedersin, sokarım öyle işin. Nasıl yani? Yatır. Denetimsiz bu oyun giriyor. Tabii. Millet satın alıyor bunu. Tabii. Steam fark edince şeyden Steam çıkıyor. fark edince değil canım. Tepki Tepkiler alacak. başlayınca. Ya böyle bir şey ben anlamıyorum. Bak mesela Türkiye'de bu Ayyuka çıksa Steam'i yasaklarlar ya. Yani. Yasaklarlar bayağı. tabii. Hashtag free Steam diye gezeriz o zaman da. Yo ben öyle bir şeyden yasaklanırsa gezmem abi. Umurumda olmaz. Valla böyle bir dünya var işte şu an. Aslında şey gerçekten ilginç bir detay. Yani oyunların grafik kalitesinin artması, pornografik içeriğin artması, seks apelin oyun sattırması bir noktada böyle oyunları çıkaracaktı illaki. Steam'de bu arada şey yani nasıl söyleyeyim pornografik içerik içeren tek oyun değil bu. Ama bu Kesinlikle bir de değil. ekstrem böyle cinayetli tecavüzlü bilmem neli falan olunca adamlar artık demişler ki bunu kaldıralım. Ama kaldırırken de şöyle bir açıklamada bulunmuşlar. Ne? Steam'in hizmet kalitesinin artması açısından falan demişler. Yani aslında şey dememişler. Atıyorum tecavüz içerdiği için veyahut da seks içerdiği için falan dememişler. Çünkü konuşuna geliyor. Aslında biraz Twitch'in de yaptığı bu ya. Sen Twitch'te bir oyunu yayınlıyorsun. Oyunun içerisinde seks var diyelim ki bir sahnede. Twitch buna kızmıyor. Ama açıp seksle alakalı içerik yayınlarsan Twitch'te banlanabiliyorsun. Evet. Steam de aynı çizgiye çekmeye çalışıyor kendini. Yani hem diyorlar ki bu bir artistik ifadedir. Örnek veriyorum Uncharted 7'de biri birine fenalık edecek mesela. Diyelim ki böyle bir sahne var. Şimdi sen o yüzden banlanma. Olabilir. Hikayeyi anlatan adam demiştir ki bu senaryoda tecavüz var. Şimdi o da mı kalksın Steam'den dersen? Anladın mı? Ona da dokunmak istemiyorlar. O yüzden Steam şu an bir çizgi çekmeden kaldırdı oyunu. Millet de buna tepki gösteriyor. Kardeşim diyor yani Steam'de siz pornoya izin veriyor musunuz? Tecavüze izin veriyor musunuz? Cinayete izin veriyor musunuz? Yani cinayete izin vermiyorum desen oyun kalmaz Steam'de. Yani X'e izin vermiyorum desem bayağı bir oyun Ama gider. tecavüze Yani izin vermiyorum diyebilir abi. Diyebilir işte yani. kim ölçecek abi onu? Ben bu Yani arada şunu tecavüze soracağım kıstaslarını size. mı Ben bu diyorsun? arada yani ben de memnun değilim. Yakayım Abi oyunu. orada kamun bir şey vardır bir ortak yani. De neyse tamam detay hani ben acayip uyuz oldum ya. Çünkü Şunu şu anda net küfür ederim. şuna Ama peki etmeyeceğim okey ya. misiniz? Birazcık edeceğim ne olacak? Yani Ne Steam diyesin var mesela? tamam o zaman. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ailesiyle izleyenler kulaklığa geçsin. Steam bunu asıl sebebi değil de kalitemizi düşürüyor diye banlıyorsa, gerçek sebebi veremiyorsa yaptığı orospu çocuk. Net söylüyorum sana. Ya bu hani para kesilmesin, müşteri kaybetmeyelim mantığıyla tecavüzü şey yapmaktır. Yani nasıl söyleyeyim? Eğer tepki vermiyorsan, rengini belli edemiyorsan desteklemekle aynı şeyi yapıyorsun abi. Abi total ifade özgürlüğüyle bence azıcık kısılmış ifade özgürlüğü iki opsiyonumuz. Çünkü yani azıcık kısılmış ifade özgürlüğüyle komple kısılmış ifade özgürlüğü arasında bir fark yok bence. Çünkü nereden çizeceksin sınırı? Yani ya total bırak ya da hiç karışma. Yani ya da full artık denetleme mekanizması getir ve hani benim Ama bak sınırım ben buradan o top zaten oynuyorum banlar derim. banlamaz demiyorum. Banlamış, kararını vermiş. Niye banladığını da biliyoruz hepimiz. Bunu açıkça söylemesi lazım. Bunu söyleyememesi sıkıntı. Söylememiş zaten. Sıkıntı Kalite orada. yani şey Ya ben dememiş. tecavüz içerdiği için banladım bu oyunu. Bu şerefsizlerin para kazanmasına izin vermeyeceğim diyemiyorsa buna çanak tutmuş oluyor. Niye banlıyorsun o zaman? Madem o müşteriyi, o kitleyi kaybetmek istemiyorsun. Ama şimdi mesela bunu bir de şöyle bir sorusu yok mu? Madem bunu banladın, bunu banladıktan sonra benzer bir politikada, benzer bir çizgide diğer oyunlara da yaklaşacak mısın? Yaklaşması lazım Yaklaşması tabii. lazım artık Niye uzaktan sonra. Ubisoft Assassin's Creed Odyssey'de tecavüz işlemiyor mesela? Ya şunu soracaktım size. Bu programınızın da Hafif işliyor bu arada. Nerede? Görmüyorsun Nasıl? birebir de. Kesinlikle soramıyorum. Yani sor sor. Programınızın Ama da ona da cevap ver, merak ettim. Tamam. Programınızın da isim babalığı etmiş olan San Andreas'ın hot coffee modu içeride haliyle mesela şu an Steam'de yer alması mümkün mü? Bu arada modu bilmiyorum. Yani Tam daha nedir? doğrusu Mümkün canım. mümkün Bir şey yok Steam'in ki. A'ya okey mi? bastıkça darbe vuruyor çocuk. Okey. Bard oluyor yani. God of War'daki kadar bir şey yok. God of Tamam. War'da da var ya. Gösteriyordu onu bizde orada hot coffee Tabii modunda. tabii. Peki bunu mesela aynı zamanda karlı opsiyon olarak bunu istemeyen kadınları yapıp yaptırabiliyorsak aynı animasyonlar aynı sahne. Sadece kadın keyif verici sesler çıkartmıyor. Twitch'te yer alamaz o zaman. Steam'de yer alabilir mi? Almalı mı? Yani şimdi kar, şu bakımdan söylüyorum. Karlı her türlü itliği kopukluğu yapıyoruz değil mi oyunda? Hırsızlık, uyuşturucu Evet. şeyliği bilmem ne diye. Bir de plus tecavüz opsiyonu verirse bak. Evet. Hikayenin içerisinde mecbur değil. Ama bir noktada karlı alıp götürüp. Rockstar'ın içinden geçerler ben sana söyleyeyim. Tamam ama mesela siz Steam'de olmalı mı? Yani. Ben Steam'de olmamasını tercih ederim. Ama bir yandan da içten içe şunu düşünüyorum. Steam'de olsun ve Steam'in bir filtreleme sistemi olsun daha mı iyi acaba? Çünkü
Ya bu aslında biraz bilmiyorum yani kişisel ahlak kanunlarıyla ülkesel ahlak kanunlarının çatıştığı bir yere geliyor. Mesela o ülkede tecavüz ülkeye bölgeye göre yapacak çünkü birçok oyun mesela Avustralya'da ya da Almanya'da şeyli. Yasaklanıyor zaten sansürlü. Herhalde. Ya da yasaklanıyor evet. Ya aslında bu arada evet yani sen ülkenin kanunlarını sıkı denetlersen yayıncılar ona dikkat ederek yapıyorlar aslında tabii. Çoğu ülkeye dikkatli çıkarıyorlar. Öte yandan da şu var ama. Bunu ama uygulattıracak kadar bir ekonomik pazar gücünün olması lazım. Ya ben yani işte şey ilginç gerçekten bu soru şöyle açıdan zor bir soru. Yani başkalarına fenalık etmek genel olarak o iyi bir şey değil ama başkalarına fenalık etmek üzere kurulu milyonlarca oyun var ve deli gibi oynuyoruz ya. Hani orada birisi çıksa dese ki ben değilim bunu söyleyen ama Amerika'da bu yasalar işte inanılmaz tartışılıyor ya Fortnite'da da konuştuk. Birisi çıksa dese ki he adamı öldürünce okey seks yapınca değil mi dese ne diyeceksin? Çünkü zor yani adamı dövesim gelir o ayrı ama legal olarak ne diyeceksin? Ben döverim. Yo ben bu arada ben buna ben bu saçmalığa çok bir şey diyeceğim. Adamın öldürülmesinin time and the memories that fill it are all we have. I hope you're making some good memories of your own. It may be a comfort to you someday. The house.
this. I thought it was lost forever. To think that forgive memories of. Don't ask me about it. I knew something more. Never. This is trite. The barons, the polluted, and rumor. I knew something more. Never. This is trite. Crotts. There used to be many of the. I knew something more. Never. This is trite. People. Their head. I remembered. I knew something more. Never. This is tragic. Have you ever asked yourself, where's this guy? I'll show you. Just follow me.
welcome, good sir. At last, we speak frankly instead of with professional reserve. I have something to confess. Something involving your unique perspective. I am a puppet whose ego has awoken. I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. Instead, I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore Lady Antonia. It is a presumptuous feeling for a puppet to have, to be sure. I have no intention of putting myself forward, of course. However, I cannot watch her die. It's too painful. Thus, I need your unique perspective. You exist somewhere between human and puppet. Can a puppet and a human fall in love? Have you ever met a puppet who loves a human? It exists indeed. An unbelievable love, to be sure, with a wedding ring as its symbol. I fear even trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone so frail. If I may be frank, this is better than I dared hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. Thank you for granting me that wisdom. No matter what, sir, welcome. This is a supply box. I shall open it and add it to the hope. No matter what, sir, welcome.
go to Japan. You're bad. It's in many of those shapes. Are you my heaven? You're changing. You're becoming something more than a puppet. Almost human. If this is what you might just whatever choice. ...16 yaş üstüne okey olması ama seks yapınca biz hot coffee modu olunca YTA San Andreas'ın ki orada bakın rızalı seks... Rızalı dışı seks diyorum ben ama. Okey. Rızalı dışı seks diye bir şey yok. Adamın rızası dahilinde öldürmüş. Tecavüzün tanımı belli zaten. Evet işte seks deyince rıza giriyor işin içine. Bu arada chatte de görüyorum ya sevişmekle tecavüz çok farklı. Sevişmek işteş. Karşılıklı yapılan bir eylem. Diğerinde bir tarafın rızası olmadan zor kullanılarak şiddet evet. içeren bir eylem. İşte ama okey yani bir yandan da işte o zaman şu paralel soru soruluyor. Sanki öldürmek diğerinin rızası alınarak mı yapılıyor? Hayır. Yani şiddet ben sana rıza, şimdi ben sana aynı zamanda senin rızan dahilinde şiddet gösterebilirim. Ama bir rızan dahilinde şiddeti göstermeyeyim. Ama şöyle düşün. Öldürdüğün oyunlarda. De ki Call of Duty, de ki Fortnite, de ki bilmem ne. Karşı tarafta sana karşılık veriyor. Asker çünkü onlar. Evet. Onlarla savaşalım da asker. Seninle eş şartlarda sana karşılık verebiliyor. Asker seni değil. Yakalayınca bastard dediği şeymiş değil mi? Götürüyorlar mesela. Karakola. Tatsız anlar yani yaşanıyor. Işte, hayranlar wasted. Savaş oyunlarıyla bile fark o yani. Karşındaki düşman olan asker de sana sıkıyor aynı teçhizatla aynı silahla ama tecavüzde yani o kadının hani tecavüzcüyle kadının eş şartlarda olduğunu düşünmek çok safça olur. Peki bir oyunda yaptığınız en büyük ahlaksızlık neydi? İnsana etek altına çömelip bakma vardı ben. Hmm. İyi modellenmişse genç kan falan böyle bakıyordum. Merak lan bence. Poposu var mı diye. Poposu olmuyor genelde. İlmi bir merakla ben onu bir yargılamam ya. Ben de tabii yani. Ki abi manyak mısın ya? Ben her köşede bakarsın. Kamera açısıyla böyle bir. Tabii, gençken tabii. Bir bakıyorduk yani. Tabii, tabii. Bir tek o konuda o sol manzara. Kalibur beni hiç üzmedi buradan. Sol kalibura teşekkür etmek istiyorum. Sol kalibur iyiydi. Geri kalan hiçbiri mutlu etmedi yani bugüne kadar. Neyse diyeceğim böyle tartışmalı bir konu ve bence bir şey söyleyeceğim. Bu konuda tam bir cevabı yok çünkü yani oyun işte mesela ot sattığın oyun var. Olmalı mı? Twitch'te pardon dur. Türkiye yasalarına göre yasak. Evet. Twitch yasalarına göre okey. Ama Türkiye'den Twitch'te bunun yayını yaparsan işte FreeEzel'e, hashtag FreeEzel'e dönüyorsunuz hızlı bir şekilde. Ama Steam'de de satılıyor. Adam da diyor ki kardeşim peki tecavüzlü oyunu kaldırdın. Okey. Ot satıyor adam. Ot yetiştirme simülasyonu var. Mafyacılık var. That's how mafia works. Bu iyi bir şey mi diye. Zincir bir başlıyor sonuna kadar gidiyor. Bence Steam bu yüzden bir çizgi çekemiyor. Yani ben de Steam'in yerinde olsam şey diyemem. Biz buna karşıyız diye. Yani millet toplu davaya kalkışsa ne yaparım diye emin olamam. Yani benim avukatım da bana der ki aman abi hiçbir şey söylemeden kaldırın. Deklarasyon yaparsan çünkü case ortaya koyacaksın. Bu anladın mı? Yasaların kimi zaman insanın aksine çalıştığı böyle çok tuhaf durumlar var. Ama işte burada yasalardan da daha bak neyin yasal olup neyin yasal olmadığı konusunda daha ziyade Steam'deki en büyük problem şu an kalite düşüşü değil mi? O yani şu an bahsettiğimiz problemin çözümü de zaten Green Knight'ta yatmıyor muydu? Hmm. Green Knight niye kalktı? Bana bir bu konuda mesela bir bence para hırsı. Daha çok kazanmalıyız. Çok büyük hataydı bence Green Knight'ın. Bence %100 katılıyorum. Yani neden? Çünkü bak dediğimiz problemleri de bu çözer. Şimdi bunun ülkesine göre, şunun ülkesine göre falan değil abi. Steam'in kullanıcısına göre olmalı bence bu. Ve Steam'in kullanıcı komünitesi, kullanıcı tabanında bu oyunları ben görmek istemiyorum dediği zaman almıyordu.
Bir ara bir Hatred vardı, hatırlar mısınız? Hatred hala var Steam'de. Şimdi bir tanesi yazmış, ismini göremedim, kusura bakmasın. İşte adam öldürüyordun vahşice ve sebepsizce. İşte çok tepki olmuştu oyuna. Steam'den hiç kaldırılmadı. Kaldırılmadı. Bu arada. Ben de aldım oynadım. Çünkü o kadar hakkında kıyamet kopunca merak ettim bu arada. Aldım oynadım. Göt gibi de bir oyundu. Evet. Yani. Peki seni şoke etti mi ya da böyle wow oldun mu? Yok be abi, yani GTA'nın grisiydi yani oyun. İnsanları düşürüyorsun yere, yerde diyorlar ki hayır hayır beni öldürme diyorlar, gidip kafalarına basıyorsun. Bu tarz falan vahşet vardı. Bunlar çok lame vahşet artık yani, bunlara coşmuyoruz. İşte ergen eğlendiren bunlar değil. Ama işte senin dediğin durum da var. Yani bu Hatred 2 diye getirecek adam. Çocuk tecavüzü var mesela oyunda. Hadi. Ne yapacaksın o zaman? İşte kara çizgilerimizi beraber mi belirliyoruz, kırmızı çizgilerimizi? Bilmiyorum abi, çünkü konu şeye geliyor. Atıyorum bir oyun gelecek, köpek öldürüp köpek yiyeceksin mesela. Millet diyecek ki çok kötü. Çinli diyecek ki olur mu lan, bizim soframız kültürümüz diyecek. Ya da şöyle paralel bir şey açıyorum mesela. Atıyorum homoseksüel bir aşk hikayesini anlatan bir oyun gelecek. Mesela bazı ülkelerde... Last of Us değil, dur neydi? Last of Us'ın ek paketi öyleydi işte, mesela. DLC'si var. DLC'si şeyi. Last of Us 2 geliyor mesela, evet doğru. ETT de yiyor orada. Tamam. Yanında bir tane eşcinsel iki hikaye orada, bir atıyorum Suudi Arabistan ya da eşcinsel illegal olduğu bir ülke, whatever bir ülke. Dese ki o zaman onu kaldırıyoruz o zaman. Bu arada God of War Suudi Arabistan'da yayınlanamadı. Allah geçtiği için mi şimdi? Aynı sekepten iPhone'larda da falan create user profile. Norveç'e gittiğimizde bizden bir kişi Suudi Arabistan şeyiyle, kotasıyla gitmişti. Ne? Oradan. Yani God of War yasaklandığı için herhangi bir PR çalışması da yapılamamıştı. Biz gitmiştik onların yerine. Valla böyle durumlar var. Bunlar dediğim gibi aynen tartışmalı durumlar. Öte yandan çok kişisel olarak ben şey diyorum yani, bu işi ben Steam'in yerine ben çözecek olsaydım şöyle yapardım. Çözüm önerim bu. Steam'e bir filtrasyon sistemi koy. Çünkü bir sürü insanın görmek istemediği bir sürü şey de olabilir. Mesela ben Visual Novel'da görmek istemiyorum yani. Evet. Zararlı olduğundan değil, sevmiyorum o tarz oyunu. Veyahut da hentai puzzle çıkıyor şimdi. Ya da mesela Battle Royale görmek istemiyorum. Bana mesela hentai içerik gösterme yani, anladın mı? Çünkü tavsiye algoritması ana sayfaya çıkınca çıkıyor. Ya da işte evet, Battle Royale kullanı gösterme artık, istemiyorum yani. Baydım. Şey, bir filtre yok. Ben şu etiketleri görmek istemiyorum. Bunlar bana yokmuş gibi davran. Orada işte klasik şey yaparsın, girersin. Dersin ki yani ben babayım mesela, oğlumu açtım hesabı, şu tarz oyunları sakla. Ben kişisel olarak bakıyorum. Bana sallıyorum, tecavüz içeren, pislik içeren, işte bir şey içeren, ne bileyim, drug abuse içeren ve Visual Novel ve Fortnite sakla bana. Bunların hepsi aynı kümede benim için. Bunları gösterme diye bir seçeneklerin olması lazım. Şu an Steam'de şey yok. Bunları yaptıktan sonra... Yani bir filtre sistemi var da çalıştığını görmedim yani. Aslında user generated tag sistemini ben çok beğeniyorum. Ama işte o abuse de edilebiliyor. Tabii. Yani. Bir moderatör olması lazım onun için de. Wikipedia yürüyorsa hepsi yürür bunların ya. Crowdsourced yaparsın gibi. Öyle işte, Steam'in hakikaten o işe eğilmesi lazım. Tabii. Yoksa teknik olarak şey var. Tag sistemi var, ayarlayabiliyorsun ama... Ama tagden kaldıramıyorsun. Tutmuyor yani. Şey olabiliyor en fazla. Bana bu oyunu bir daha gösterme, ignore diyebiliyorsun. Algoritmada onun benzeri oyunlar düşüyor. Ama o dönem o tarz oyun çok talep görüyorsa artabiliyor filan falan. Yani böyle böyle durumlar. Ve de yaş filtresi yok sanırım Steam'de. Ya bak şöyle bir sıkıntımız var. 18 artı şeyi var bazı oyunlarda, işte soruyor. Steam'de var olmak ve Steam'de var olmamak. Ne kadar işe yarayacak yani. Bu önemli bir şey. Steam'de var olmak ve Steam'de var olmamak, video oyun dünyasında var olmak ya da var olmamak anlamıyla, özellikle PC gaming'de eş anlamda olduğu için şu an bunu konuşuyoruz. Yoksa aslında Valve'ın özel bir şeyi olarak, girişim, teşebbüs olarak istediğini alsın, istediğini almasın, isterse çerçöplüğe çevirsin. Ki şu anda 190 çerçöplüğe çevirmiş vaziyette. Ama PC gaming'de o kadar önemli ve o kadar kilit bir... Gerçi aklıma ne geldi? Onun uzmanından örnek alınsın. Tecavüzü kaldırsın adam. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü Pornhub'da yok. Pornhub kaldırdıysa sen de kaldırırsın besteyim. Kaldırırsın besteyim. Kaldırırsın besteyim. Pornhub'da başka neler yok? Bakmadım o kadar. Çok bilmiyorum ben Pornhub'ı yani. Örnek olarak verdim. Tabii yok. Ben de bildiğimden de bakıp sekar aramamalarını biliyorum. Maşallah bu arada ya, gerçekten. %90 var. Steam kadar oyun içeriği var yani orada. Ya çünkü şeyde çok ölüme denk geliyor böyle. Reddit'te, Medit'te. Şunun parodisi yapıldı. Overwatch. Fortnite işte şey. Overwatch. Tabii ben de yazılarını okumak için giriyorum. O sırada önüme geliyor Reddit'te. Bir bakıyorsun falan. Mercy'ye neler yapıyorlar. Allah Allah. Tabii. Yani bu oyun ve pornografi, bu arada oyunların oynayan insan sayısı arttıkça, çünkü hakikaten giderek her sene oyun sektörü inanılmaz büyüyor ya. Yani tabii ki bunun bir böyle bir karanlık alt kültür tarafı diyeyim, çıkacaktı illaki. Şimdi ortaya çıkmaya başlıyor ve bununla nasıl mücadele edeceğiz asla da belli değil. Bakalım neler çıkacak ortaya. Dead or Alive 6'dan işte buralara kadar geldik. Ama öyle de meme olmaz ya. Gerçekten.
Yo olmaz zaten. Araştırdık olmaz bu arada arkadaşlar. Sizler için, sizler yorulmayın diye tek tek biz memelere baktık. Sadece bir karakterde, o da bence 13-14-15 yaşında aslında ama 18 demişler. Bu arada onun dışında herkes full meme, full kas, full böyle six pack. O biçit asap bozucu. Oyunda 3 tane falan çok bariz. Bari hani lise öğrencisi oldu belli. Social justice bile yapmamış adamlar o derece. Hiç gerek duymamış. Oradan şey meme lan al sana işte. Tekken 7'nin kreatif direktörü açıklama yapmış. Bu ne kardeşim demiş. O tetikleniyor, bu tetikleniyor. Biz de artık dikkat etmeyeceğiz demiş. Sanırım Dead or Alive'ın gazına gelmiş. Ben Tekken'i bitirmiştim. Tekken 7'yi hatırlıyorum. Tekken 7'yi işte adam şey demiş yani. En son bir DLC çıkartmışlar. Önceki oyunlarda azıcık kısa şortlu, atletli, bol memeli bir hanım kızımız. Bu sefer kot tişört bir kostümle çıkmış. Zerre satmamış. Çünkü işte böyle tuhaf bir açmaz var yani. Tekken falan gibi oyunları yoğunlukla %99 falan erkek adam oynuyor. O da istiyor ki biraz gözümüzde pavyon tarzı bir ortam olsun istiyor. Bunlardan ama Twitter'da linç yemek istemiyorlar. Ya da Metaverse'de de. Bu sefer daha düzgün kostümlerle çıkarıyorlar hanım kızları. Bu sefer ürün satmıyor. En son adam illallah demiş. Ya o tetikleniyor, bu tetikleniyor. Bunu da herkesi kotla tişörtle mi çıkarayım kardeşim? Nerede kaldı karakterizasyon? Adamı Arap gibi giydiriyoruz, adamı Arap yapıyorsun diyorlar. Adamı Çinli gibi giydiriyoruz, Çinlisin diyorlar. Belki de Çinli adam. Çıldırdıkça çıldırmış. Harbi isyan yani ya. Bu konu gerçekten kafam karışık. Yani bu tarz tartışmalar hep çıktığında şeyi söylerdim ben. Ya tamam hani kadınları cinsel obje gibi göstermeyelim. Öte yandan başka bir argümanda, okey, başka bir argümanda diyor ya, olur mu, o da kadının kendi tercihi, isterse cinsel obje gibi gözükür. Sana mı soracak diyor. Evet, evet. Ben de o noktada böyle oluyorum. Ben sizler dışım buram. Tabii tabii. Yani neticede Tekken 7'nin direktörü işte, ama burada tuhaf olan şu ya. Gerçekten ortada bir kadın yok ve kendi ifade evet, özgürlüğü değil ya. Evet. Yani, bir takım oyun karakterleri stüdyoda tasarlanıp modelleniyor. İstediği karakteri yaratabilir evet o kadında ki. Ya işte bilmiyorum. Kardeşim ya. Yarın Steam'e fahişelik oyunu çıksa biz ne yapacağız? Al buyur. Fahişe, biz fahişe rolünde miyiz yoksa? Hayır canım, giriyorsun oyuna. Twitch gibi pezemek bir yer yani düşün. Ha online. Dijital pezemek. Ya, evet evet. Hayır hiç öyle değil. Bak Twitch gibi bir abi yer düşün. Abi onu bile anlayabilirim. Giriyorsun bir takım kadınlar var. Mesela şu an Dead or Alive'a giriyorsun. Hı-hı. Bir takım hanımlar var ya, dövüşüyorlar. Dövüşmüyorlar. Seks yapıyorlar hakikaten. Ve DLC'de yeni pozisyon alıyorsun diyelim. Tamam. İstediği, harbiden seks oyunu ya. İstediği pozisyonda yaptır, seks yapabilirler. Seks ben okeyim. İki tarafta eşit şartlarda ve rızaları olduğu sürece istedikleri fanteziyi yapabilirler. O zaman ama Steam karhaneye dönmez mi? Dönsün. Bak. Dönmedim. Bak seks. Twitch döndü. Steam daha dönmedi tam. Yani seks işte ne bileyim buş vesaire, bunlar hayatın gerçekleri ve hani subjectleri. Peki ya çocuklar, çocuklarımız? Tarafların rızası olarak yapılan Müslüman şeyler. Müslüman gençler giriyor bu Steam'e. Müslüman gençler şeye gitmiyor mu? Kerhaneye gitmiyor mu? Bilmiyorum. Çok tehlikeli sormak sulara lazım. Girdiniz. Ben ne yapacağım? Ankara'da Bent Deresi vardır diyorsun? Kardeşim. Ben diyeyim mi diyecektim? Sen yüz özgür bırakıyorsun her ben, şeyi. Bak abi, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben kendim gitmedim. Ben korkuyorum çünkü. Öyle bir huyum var benim. Çok korkuyorum. Niye bilmiyorum yani. Ama mesela Ankara'da Bent Deresi vardı biz ufakken. Girişinde halka tatlı vardır ya, meşhur halka tatlı. Ben onu tatlısı. Bu yaşıma kadar kerhane tatlısı diye bildim. Tabii. Çünkü hep öyle anlattılar bize. Ve çok da devlet kontrolünde Müslüman gençler neler yapıyor neler. Neden? O gencin de karşısındakinde rızası var. Ama tecavüzde yok. Net. Yani okay, sen istediği gibi sevişebilirler abi. Ben okeyim. Okay. İstediğini yapabilirim. Sen argümana agency yani ehliyet tarafından yaklaşıyorsun. Evet. Sen diyorsun ki kör tuttuğunu yesin ama biz de görmek istemiyorsak görmeyelim. Benim özellikle söylediğim şey şu. Steam'in kesinlikle topluluk olarak bir şey yapması lazım. Karar vermesi lazım. Nasıl bir oyun camiası, nasıl bir oyun pazarı olacağına dair. Buna topluluk olarak karar vermesi lazım. Green Knight'ın geri gelmesi lazım. Bu kadar. Sonra Green Knight ona tecavüz oyununu sokmak istiyorsa içeri soksun. Ben ona okeyim. İşte o zaman daha kötü olur be. O zaman demek ki ben Steam'den çıkarım, sen de Steam'den çıkar. Sen de derse ki tamam burası çöp, ben insanların para sözünün geçtiği ya, bir yer olmuş. Yemin ediyorum, bravo. Ama bu yine de abi sonuçta bir en azından toplu olarak bir baraj dikip koyduğumuz bir sistem olur. Şimdi bu haliyle bu, yani şeyi anlatamam aslında bence şeyin yapımcısına, Raid Days'in yapımcısına. Abi bizim gözümüze çarpmayan, Twitter'da outrage çıkartmayan onlarca oyun okey çöplükte duruyor, çöplüğün diplerinde. Seninkisi ünlü olma suçunda bulunduğu için. Ciao Bello. It seems you and I share a strong talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind.
we're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig, I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's said to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bomboloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please, the gold coin fruit is the only thing that... We knew you were a true friend, and generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemists to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us. So, I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. I never forget a friend. Honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet, thank you, truly. Honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet... Thank you! Truly! I'm not saying I'm ready to set up housekeeping. Wow! The Isle of Tisner Sea! Their good research... Well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting. Has led me to believe you can find one deep within the... Seninkini atıyoruz. Hı hı. Haksızlık bu yani şimdi bir yandan da. Öbürleri de para kazanırsa onlar da atılacak. Şimdi bana elini vicdanına koyup Steam'in moderatörleri veya şeyleri Rape Day kadar kötü bir oyun yok Steam'in diplerinde bir yerlerde diyebilir mi? Anlat şu. Herhalde diyemez. Valla bir yandan da kendilerinin ben tartışmayı... de haberi yoktur çünkü yani. Yok artık yoktur yani. Ben tartışmayı apayrı bir boyuta çekeyim. Ha, sen Hot Coffee modu dedin. Ben biliyorsunuz Skyrim'in modlarında bayağı ustayım. Tabii. Skyrim'in ne modları var? Kesin BDSM modu var. Ne modları var? Kesin. Ne modları var? Yani ne modları var? Atsız. Tadın kaçar. Yani dersin ki, yani Skyrim'in yapımcısı olsan dersin ki evladım beni nerede getirmişler dersin. şimdi o ne olacak? Ya öyle tuhaf bir tartışma ki bu arada. Bunun Steam'de şey yayınlanıyor mu olmasa? Hayır ama Skyrim Steam'de satılıyor. Ve sen modlanmış... Oyun ayrı. Başka bir third party tarafından yapılmış mod ayrı. Onun için ne Bethesda'yı ne Steam'i suçlayamazsın. Yani suçlayamazsın evet. Ama yine de ortada bir hani suçsa bu eğer tabiri caizse aslında var ortada. Mesela Sims için de bir mod var. Geçen chatte bana tavsiye ettiler.
minnoş minnoş sevis bir anda aa neler oluyor? Ya böyle bayağı mahallede uyuşturucu satıyorsun. Millet alışkanlık yaptıktan sonra uyuşturucu fiyatlara zam yapıyorsun falan. Yani bu hoş bir şey mi? GTA'nın ana mekaniği uyuşturucu satmak olan bir oyunu vardı. DS'e çıkmış sonra Çare Tam Borç diye. Torbams diye bir anda oyunun ismi değişiyor yani. Yani denetleyemediğin tarafları var, denetleyebildiğin tarafları var. Bana yok sorarsan, yok öyle modu yok. Bana sorarsan ne yapılmalı biliyor musun? Benim gibi uzman isimlerden bir denetleme kurulu oluşturmalı ve biz denetlemeliyiz. Ben sansüre okeyim yani. Ombudsman olarak sen. Ombudsman. Bana diyecekler ki, CS diyecekler. Bu oyun Steam'e uygun mu? Bakacağım. Diyeceğim ki mesela, evet diyeceğim bunda bir tecavüz durumu var ama işte hikaye cehennemde geçtiği için bir edebi bir karşılığı var, bir şey anlatmaya çalışıyor. Sen oyunu oynayacaksın tabii bu şey. Tabii bana kodlar falan full bedava gelecek, her şey benim önüme serilecek. Bence bir tamam bunu alın. Başka oyun gelecek, diyeceğim ki bu tatsız diyeceğim, bunu almayın diyeceğim. Fortnite almayacağım, bunu almayın. Battle Royale, herhangi bir Battle Royale'ını getirecekler diyeceğim, bunu almayın. İşte sansür kurullarımda böyle sıkıntılar var. Çünkü adam tecavüz önlemek için gelip ondan sonra whatever beğenmediği oyunları da almaya başlıyor. Epic Games sana geliyor. Şu PUBG'nin yine paketini alma kardeşim. Biraz sana 2 milyar dolar. Onu ona dönmeye başlıyor. Ben yine denetleme kurulu taraftarıyım ama ya. Yani şeyim. Yani kürasyona inanan birisiyim. Hani şey gibi düşünüyorum bunu. Ben bir restorana gittiğimde menüsünde az ama öz yemek varsa beğenirim onu. Steam'de derse ki ya ben hakikaten şu reviewer'lar ve bu oyun geliştiricilerinde oluşan bir ekip kurdum. Siz artık bunların zevkine bir noktada güveneceksiniz derse ben buna okeyim. Ama kurul kötü olursa çıkar. Bu aslında Greenlight'ın sonucuna geliyor bir nevi. Evet yani community creation olması lazım. Ya bence. Daha da tartışırız bu konuyu ama bu zaten oyun sektörünün geleceğinin en tartışmalı konularından bir tanesi olacak muhtemelen. Evet.
Thank you.
Those damn alchemists. The terms of bargaining, almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something, since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons, worthy of a hero. That catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. You're a worthy. You're a worthy hunter. What's this? Anyway. My God, I never did like that. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of...
Did the gloves? What? His fingers are fine? That can't be right. No, I'm not being precious about my work. When the workshop tower collapsed, the Hound lost a finger saving me. Something to puzzle over. In any case... You have a man. No, we could have stopped. In any case, we...